54 yaşında bir erkek gastroenteroloji polikliniğine başvuruyor. Hastanın bakılan rutinlerinde AST, ALT normal sınırlarda, serolojisinde ise HBA antijen pozitif, anti-HB negatif izleniyor. HB ve DNA 12 milyon kopya, karaciğer biyopsisi normal olarak yorumlanıyor. Bu hasta için en doğru yorum hangisidir? Şimdi arkadaşlar, bu soru çok değerli bir soru ve bu soruyu dinledikten sonra gelebilecek bütün hepatit B alt tiplerini çok rahat ve kendinizden emin bir şekilde işaretleyebileceksiniz. Hadi şimdi her şeyi bırak, sadece beni dinle. Önce temel bir bilgiden bahsedeceğim. Bak, hepimiz biliyoruz, HB ve DNA viral replikasyonu gösterir, değil mi? Viral replikasyonu gösterir. HB antijen de viral replikasyonu gösterir. Şöyle bir fark var. Hepatit E antijeni viral replikasyonu gösterir. HB ve DNA viral replikasyonu en iyi gösterir. Tamam. Şimdi bunu nerede kullanacağım? Bunu bir sürü şıkta kullanacağım. Hadi gel benimle. Hepatit E antijeni pozitif, aktif hepatit B. Şimdi bak, aktif bir hepatit B virüsü demek çoğalan bir virüs demektir. Eğer bu çoğalıyorsa bunun adı replikasyondur. Eğer bu replike oluyorsa HB antijen pozitif, HB ve DNA da yüksek gelir. Güzel. Şimdi buraya kadar bu soruda tutuyor. HB ve DNA'nın yüksek olması ve HB antijenin pozitifliği de bu şıkka uyuyor. Ancak eğer ki bu vaka hepatit E antijeni pozitif aktif hepatit B olsaydı, transaminazlar normal değil, yüksek olurdu. O yüzden bu hastada transaminazlar normal olduğu için cevap A seçeneği olamaz. Demek ki hepatit E antijeni pozitif aktif hepatit B'de HB antijen pozitif, HB ve DNA pozitif, AST, ALT yüksek anlayacağız. Hadi gel buraya. İnaktif hepatit B taşıyıcısı. Bak, inaktif hepatit B. Yani bunun anlamı ne? Ezber yapma, çoğalamayan hepatit B demektir. Eğer bu çoğalamıyorsa replike olamıyordur. O zaman replikasyonu gösteren HB antijen negatiftir. HB ve DNA düşüktür. Tamam? Ezber yapmadan bu şıkkı da elemiş olduk. Kronik aktif hepatit B. Bak, yine aktif hepatit B. Aktif hepatit B ise HB antijen pozitiftir. HB ve DNA yüksektir. Buraya kadar doğru. Ancak kronik bir hepatit B enfeksiyonunda karaciğer biyopsisinde ne vardır? Karaciğer biyopsisinde fibrozis vardır. Bu hastanın karaciğer biyopsisi normal olduğu için cevap C seçeneği de olamaz. Şimdi tek tek bu soruların şıklarıyla ilgili olarak soru yapıldığında kaçırmadan yapabilirsiniz, değil mi? Akut hepatit B enfeksiyonu yine aktif bir enfeksiyonu ifade eder. Defalarca söyledim, bir kez daha söylüyorum. Eğer bu aktif bir enfeksiyonsa HB antijen pozitif, HB ve DNA pozitiftir. Ama akut bir enfeksiyon olduğu için bu vakada transaminazlar normal değil, yüksek gelir. Burada transaminazlar normal olduğu için cevap D seçeneği de olamaz. Şimdi geldik sorunun cevabı, immün toleran faza. Buraya kadar beni ne kadar dikkatli dinlediysen bundan sonra iki katı dikkatli dinle beni. Bak şimdi, biz hep ne diyoruz? Hepatit B virüsü vücuda zarar vermez. Hepatit B virüsü sonucu oluşan fibrozisin sebebi vücudun virüse verdiği yanıttır. Yani benim vücudumu fibrozise götüren, beni hepatit B'de karaciğer sirozu yapan, hepatoseller kanser yapan şey benim vücudumun virüse vermiş olduğu immün yanıttır. Budur esas problem. Yoksa hepatit B'nin kendisi bir şey yapmıyor. Benim verdiğim yanıt benim başıma siroz ve HCC getiriyor. Eğer immün toleran fazla isem, yani ben vücuda yanıt vermiyorsam, bu şu anlama gelir: içeride aktif bir hepatit B enfeksiyonu var. Yine ne dedim? Aktif HBV dedim. Aktif bir hepatit E enfeksiyonu varsa HB antijen pozitiftir. HBV DNA çok yüksektir.
Ancak ben yanıt vermediğim için benim başıma da bir zarar gelmez. O yüzden hastada AST, ALT normal, biyopsi normaldir. Eğer ben yanıt verirsem AST, ALT artar, biyopside fibrozis görülür. Çünkü hepatit B'nin patofizyolojisi budur. O yüzden immün toleran fazla, benim vücudumun içerisinde aktif bir hepatit B virüsü vardır. Bu virüs çoğalır, replike olur. Bu yüzden HBV DNA yüksektir. HB antijen pozitiftir. Ancak vücut buna immün bir yanıt vermediği için hastada karaciğer biyopsisi tamamen normaldir. Hiçbir fibrozis görülmez ve hastanın transaminazları yani parenkimi normaldir. Cevap immün toleran fazdır. Umarım bu soru hepiniz için çok anlaşılır olmuştur. Çok önemsediğim bir soru kalıbı. Şıklar tek tek ayrı ayrı soru olarak size gelebilir. Sakın kaçırmayın. Ha son söz, bir dakika gitmeyin. Son cümlem, immün toleran fazda, vücut yanıt vermediği için tedavi gerekmez. Sana şöyle sorar, aynı vakayı verir, soru kökünde en doğru yorum demez de bu hasta için en doğru yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir der. İmmün toleran fazla, hastalara tedavi gerekmez. Hastalar izlemle takip edilir. Çünkü zaten vücut bir yanıt vermiyor. Zaten bir hasar yok. İçeride replike olan bir virüs var ve bu virüs bana hiçbir şey yapamıyor. Hepsi bu. Anlaştık mı? Hadi bunları çok güzel dinle, çok güzel notunu al.